hayatını Kur'an ve sünnete göre anlamlandırmış ve son nefesteki iman davasıyla büyük bir davayla baş başa olduğunu bilen şuurunda olan insan için bu 3 ay ki ömrün her dönemi de özellikle şu 3 ay ve bu mübarek geceler çok önem arz ediyor. Bakın 40 ve fiyattan 39'u kaybetmiş diyor abiler. Çok dehşet bir rakam ya. İmansız kabile gittik mi bitti. Hani bu dünyada 3-5 namaz kılmışındır işte Cuma'ya gitmişindir bilmem ne. Yok yani imansız kabre girdik mi hiçbir şeyin karşılığı olmayacak yani. E bu geceler işte bizim için altın bir fırsat. Hani nasıl ki bazı alışveriş merkezlerinin indirim günleri olur herkes koşar değil mi? İşte veyahut da promosyon günleri olur herkes koşar. Cenab-ı Hak her daim rahmetini tecelli ettiriyor. Fakat bu gecelerde hasreten acayip bir tecelliyat, bir rahmet oluyor yani. O yüzden bize verilen belki de en önemli nimet Bakın en önemli nimet ömürdür. Çünkü biz bu ömür sermayesiyle ebedi hayata kazanacağız veya hayatta kaybedeceğiz. Fakat hadiste efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İki nimet vardır ki diyor insanlar bundan gaflettedir. Birisi sıhhat, biri de boş vakittir. Ömrünün sermaye olduğunu Kur'an ve sünnetle anlamlandıran bir insan için boş vakit yoktur. Boşa geçen vakit vardır çok böyle söylenir. Boş vaktini nasıl değerlendiriyorsun? Neyin boş vakti ya? Sermayeni sen boş harcar mısın ticaret ehli olsa? Peki sen bu dünyaya gelmişsin ziraat ve ticaret için. Cenab-ı Hak seni bu dünyaya göndermiş. E sen ziraat ve ticaret için gelmiş olduğun bu dünyada ebedi bir saadete kazanmakla mükellef olmuş olduğun çok büyük bir davada en önemli sermaye olan ömrünü boş harcar mısın? Harcamazsın. Harcamaman lazım. Peki boş vakit nereden çıktı? Boş vakit maalesef şuursuz bir zihnin üretmiş olduğu bir yalandır. Allah kurtarsın bizi. Bakın Ramazan ayında suç olanları bile düşüyor yani. Ha şuradan şunu çıkaracağız. Abiler şu anda biz toplumun şu halinden şikayetçiyiz. İşte açık saçıklık var, kumar var, şeyler var. Bundan şikayetçiysek yapmamız gereken şey nedir? Hepimizin İslamiyet'e doğru yönelmesi lazım. Bak hepimiz İslamiyet'e yönelmeye başlayınca bak bizim yönelmemiz otomatikman her yeri temizliyor. Herkes yönelse o zaman problem kalmayacak yani. Diğer bir mektupta Beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayıları olan şuuru selase gelecekler. Her haseninin sevabı başka vakitte on ise, Recebi Şerif'te yüzden geçer. Şaban-ı Muazzam'da üç yüzden ziyade, Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar, Cuma geceleri binlere, Leyla-i Kadir'de otuz bine. Normal vakitte bire on. Cuma'dan itibaren bire yüz. Şaban ayında... 1'e 300. Ramazan ayında 1'e 1000. Kadir gecesinde 1'e 30 bin. Bakın şu noktayı şöyle yaklaşın. Dünyevi nazarla yaklaşın. Dünyevi bir işte normalde standartta yaptığınız bir işten 10 TL kazanırken biri çıkıp size o iş için 100 TL verse nasıl yaparsınız o işi? Biri çıktı dedi ki ya yetmez o 300 TL vereceğim ben sana. Bir daha gidiyor ki ya o da yetmez diyor ya. Ben sana bin vereceğim. Otuz bin vereceğim. İşte cumadan, cuma günden itibaren abiler bütün sevabı amal bu çizelgede olacak. Bu örf inasa göre. Ha şunu aman çok dikkat edelim. Bakın bunlar teşviktir. Bir insan, bir mümin kulluğunu şu aritmetik üzerine inşa edemez. Biz kuluz ve Cenab-ı Hak bizi yaratmış ve biz ubudiyet yaparken yaptığımız ibadetlerden karşılık bekleme hakkımız yok. Çünkü ubudiyet mukaddemi, mükafatı layıka değil, belki neticeyi, nimeti sabıkadır. Yani gelecek nimetlerin almak elde etmek için yapılan bir şey değil. Verilen nimetlere karşı bir teşekkür, bir şükürdür. Bir kulluk vazifesidir. Ona göre biz hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Ben ne ibadet yapıyorum? Ya Rabbi sen beni yoktan var ettiğin, değil mi? İnsan ettiğin, İslam ettiğin ...bir sürü nimetler verdiğin... ...bütün bu nimetlerin ben borcunu ödüyorum... ...ha bunlar nedir işte... ...bu bir önceki tabloda saymış olduğumuz şeyler... ...ya bunlar bir teşviktir... ...Cenab-ı Hak çünkü... ...insanda nefis var... ...teşvik arıyor insan... ...ama ve lakin benim yapmam gereken şey ne... ...benim bütün ibadetlerimin... ...yapma sebebi... ...Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu nimetlere karşı şükürdür... ...diyemem ki ben... ...Ya Rabbi ben yaptım işte... ...hani 300 bin, hani 500 bin, hani 100 bin... ...Ya Rabbi sen nasip ettin hamdolsun... Tamam mı? Fazlından bekleriz. Beklemekte de haklıyız. Çünkü biz aciziz. Sen rahmet sahibisin. Ama ve lakin bu bir hak ediş değildir. Bakın bir hak ediş. Bunu sakın bunu. Yani ben işte 10 bin tane salavat çektim. 30 bin de çarptım Kadir gecesiyle. Şu kadar olur ya falan dediğin anda böyle matematiksel hesaplara girdiğimizde Allah korusun o ihlası bozar. İbadeti batar eder. Yolda kalırsın. Tabii yolda kalırsın. Ha, yapmamız şeyin esası şudur. Bakın ben özellikle Hüsn-i için söylüyorum. Yani lisanlı talebeler için artık şu sevap, amal vesaire bunlarla uğraşmanın hiçbir şekilde bence karşılığı olmamalı. E, Halbuki bunları reddetmekten bahsetmiyorum. Biz dini ve hatta bu çalışmalarımızı Cenab-ı Hakk'ı tanıma merkezli yapmamız lazım. Biz marifet peşindeyiz yani. Üstad ne diyor? Hani Kur'an'ın hakiki bir şakirdi diyor. Cenneti bile gayi maksat yapmaz. Ha ama diyoruz ki Cenab-ı Hak fazlından verir. Eyvallah. Ama yoksa Gaye esas bu değil yani. Diğer bir maner bu ailede neyle meşgul olmak lazım noktasında. Bu şuuru selası çok kıymetlardır. Leyli Kadrin sırrıyla 80 sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte en iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım geliyor. İnşallah Kur'an'a ait mesaiyle iştigal bir nevi manevi mütefekkir Kur'an okumak hükmündedir diyor. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür hem kıraat-ı Kur'an manaları Risalelerin istinsa ve mütalalarında vardır, itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz. Şimdi özellikle Risale-i Nur okuma noktasında üç aylarda böyle birazcık daha tesbih ve Kur'an'la hemhal olmaya başlayınca birazcık kitaplarla iştigalimiz azalmaya başlıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Bakın Risale-i Nur okuma, Üstad bunu yazma olarak ifade etmiş ki şu anda yazma okuma kadar ihtiyaç şiddet değil o da bir ayrı bir ibadettir. O da ayrı bir feyizdir ama esas olan şu anda ciddi şekilde mütefekkirhane okumaktır. Bakın lisanlı onu mütefekkirhane okumak manevi bir Kur'an okumak hükmündedir. Mesela bir insan 10. sözü sırf 10. sözü okusa bir buçuk cüze yakın Kur'an-ı Kerim okumuş oluyor. Hem de anlayarak mütefekkir Kur'an okumuş oluyor. Zaten biz Risale-i Nur'u niye okuyoruz? Kur'an'ı anlamak için okuyoruz. Doğru mu? Bak mütefekkir okumak hükmünde. İki, ilim talebi ve talimi yapmaya başlıyoruz biz. Risale-i okuyaraktan ilim talep ediyoruz ve ilimin talimini yapıyoruz. Ve yine marifet talimi yapıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasındaki en büyük ibadettir. Ve son olarak da bir saati bir yıllık ibadet hükmündeki tefekkürlü ibadeti yapıyoruz. Bir saati bir yıllık nafili ibadet hükmündeki tefekkürlü ibadet yapmak bu hakikatleri okumak içerisinde mündemiş. Yani bunu okumalarımızı aksatmamaya mutlaka gayret edelim. Peki başka neyle meşgul olabiliriz? Yine mektuplar içerisinde geçen bir yerden okuyacağım. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Bak yine Üstad ne yapmış bize? Üç tane ders verdi. Kur'an, istiğfar ve salavat. Peki ben bunları nasıl okumam lazım? Bunu risale -Nur içerisindeki hakikatle nasıl bağdaştıracağım? Bakın şöyle bir çizelge çıkardım ben. Şimdi Kur'an'la meşguliyet öncelikle tilavetle olacak. Yani 3 aylar içerisinde herkes kendine bir manevi program yapsın. Mesela bir hatmi şerif indirmek herkes mümkün olmayabilir. Bak cemaat içerisinde organizasyonlarla biz ne yapıyoruz? Halkalar oluşturuyoruz Allah'ın izniyle. Hatmi şeriflere nail oluyoruz. Bakın bir Kur'an'la meşguliyetin önemli birinci safhası tilavettir. Fakat tilavet okuyarak yani Kur'an'ı tilavet ederek Kur'an'a karşı manevi sorumluluğumuzu bitirmiş olmuyoruz. Ne var peki? Mütefekkir yani Kur'an okumak hükmünde olan risalonları da okuyacağız. Hangi bahisleri okuyabilir özellikle Ramazan ayında ve işte bu üç aylarda tevhid dersleri ve 25. söz Kur'an'ın mucizesine dair üstadın Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu bize ispat eden 25. söz. Bakın bu aylarda çok güzel şekilde okunacak eserlerden bir tanesidir. İstiğfara gelince istiğfarı ben 3 maddede ele aldım. İstifar tövbeden farklıdır. Tövbe günahlara karşı daha çok kullanılır. İstifar insanın manevi terakkisi ile beraber, insanın manevi terakkisi ile beraber bir Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasındaki noksaniyetin ilanıdır. Bunu Efendimiz Ali Şerif Vesselam günde 70 defa yapıyor. Subhaneke ma'arafna ki hakkal marifetik. Ya Rabbi seni hakkıyla tanıyamadık. Bir ne kadar uğraşsak da, marifetullahla ne kadar uğraşsak da Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla tanıyamayacağımızdan dolayı bize istiğfar çok önemlidir. İkincisi, hayırlara tam anedalık yapamamak bunun farkındalığı. Şimdi bir sürü hizmetlerde istihdam ediliyoruz, bir sürü Cenab-ı Hak ibadetler yaptırıyor. Allah korusun bunları hem kendimizden bilmek hem de tam manasıyla yapamadığımızın idrakiyle beraber mutlaka istiğfarı arttıracağız. Son olarak da vücudu hayırları, işte buraya hizmete geldim ben işte ta nereden geliyorum siz koşturuyorsunuz yıllardan beri bu hizmetteyiz gibi böyle hani o şeyleri sahiplenme riski var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden bize Nas suresinde Cenab-ı Hak ders veriyor değil mi? İnsanlar diyor senin dinine fevç fevç tabi olduklarında doğru mu? Nas suresi değil mi? Fevç fevç diyor tabi olduklarında ne yap? Fesebbi bir hamdi. Rabbike bestafi. Tesbih et. Hamd et. İstiğfar et diyor. Şimdi bizi Cenab-ı Hak hizmetle istidam ediyor. Birileri geliyor dinliyor bizi. Ve da dinlemiyorlar. Ve da işte birileri muvaffak seviyorlar ediyorlar. Kardeşim bunlar kimden? Bunlar Cenab-ı Hak'tan. Bana düşen nedir? Tespihtir. Bana düşen nedir? Hamd'dir. Bana düşen nedir? İstiğfardır. Kendinden bilmemektir. Bu üç noktayı ele alacağız. Peki Risale-i Nur'da bana bu derslerin hangi risaleler verebilir? Benim aklıma gelen şey oldu. Mesela 18. söz, 23. söz, 30. söz, işte birinci lema, ikinci lema ve dördüncü şua çok ciddi bir istiğfar dersleridir. Bunlarla hemhal olabiliriz. Son olarak da salavat deyince de zahiri salavat nedir? Kelamen salavattır. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu bir salavat-ı şerifedir. Kelamen salavat çekmek istiyorsanız Hizbül Akayk dediğimiz büyük cevşende geçen delail Nur, belli zaman Said Külli salavatları topladığı çok önemli bir eserdir. Onu okuyabilirsiniz mesela. Hasretendi salavatla meşgul olmak için. Peki şuuren salavat nasıl çekilir? Şuuren salavat da bütün varlığa manayı harfiyle bakıp bize bu dersi veren zata aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerif getirmekte olur. Bize bu dersleri hangi de, risaleler veriyor? 19. söz, 19. mektup ve 31. söz miras risalesi bu noktada bizim için çok önemli bir salavattır. Külli salavattır. Yani hem işin zahiriyle meşgul olalım hem de batınıyla meşgul olalım. Yani salavat-ı şerife getirmeyi yalnızca Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bırakmayalım. Bunu biraz daha içerisini doldurmaya gayret edelim. Yine 3 aylarda üstadın ifadesiyle bir nokta var. Onu nazarınıza vereceğim. Üstadın hayatından bir bölüm. Özellikle kendisine yapılan zulüm içerisindeki rahmeti nazara verdiği bölümde diyor ki 90 sene manevi bir ömrü kazandıracak şuuru selasede beni bir halveti mergubeye, bir uzleti makbuleye koymaya çevirdi. Elhamdülillah ala külli hal işte hal ve istirahatın böyledir diyor. Yani kendisine yapılan bu zulüm işte yapılan tarasutlarla ilgili sorunca ya diyor bunların hepsi diyor rahmet tarafından geldi. Bu üç aylar diyor bana 90 senelik bir manevi hayatı kazandıracak. O yüzden diyor Cenab-ı Hak ne yaptı beni diyor bir halvete bir uzlete soktu. Ha ben şuradan şunu anladım. Özellikle bakın hayatımızın her anı çok değerli ama bak tekrar söylüyorum bu 3 ay çok önemli. Benim de bir halvet bir uzlet haline bürünmem lazım. Ne demek bu? Halvet deyince halvetin manası kalabalıklardan, içtimaiyetten azami uzaklaşmak. Yani hizmet harici, ders harici, çarşı pazar dolaşmak. Şunu bir kenara bırakalım zaruri ihtiyaçlar hariç. Veyahut hatta gittiğiniz yerlerde bir şuur halinde olalım. Dilimizden zikir eksik olmasın, istiğfar eksik olmasın, salavat-ı şerif eksik olmasın, Kur'an eksik olmasın. Yani bildiğimiz kısa sureleri tekrar etmekten uzak durmayalım. Çok basittir. Yani yolda yürürken etrafa bakacağınıza, bakacağımıza istiğfar getirelim, salavat-ı şerif getirelim. Ama mümkün olduğu kadar içtimaiyattan, toplum hayatından bedenen uzak durmaya çalışalım. Çünkü Uydum hazır olan kalabalığı alıyoruz. Bakın uydum hazır olan kalabalığa. Topluma girdiğinizde toplumun haline hemal olursunuz. O yüzden ayetin ifadesi kalabalıklara uymayın diyor. Şu anda ayrı zamanda toplumun zaten yüzde %60'ı 70'i maalesef dünyaya geliş gayesinden uzak yaşıyor. Bak maalesef diyorum yani. E sen şimdi bu kalabalığa girdin mi? Sel seni alıp götürüyor. Ne yapacaksın? Uzak duracaksın bedenen. Uzlet haline gelince de bakın uzlet hali toplumun fikir yapısından uzak duracağız. Şu dönemde hasreten de özellikle 3 ayda bakın şu siyaset, haberler ya uzak durmaya fayda var. Yani çünkü bizi uzaklaştıracak, merakımızı nötrleyecek olan şeyler bunlar. Ama tekrar söylüyorum dersin başındaki ciddiyeti yakalayanlar için bunlar önemlidir son nefeste imanla kabre girip girmeme davasını dert edinmiş insanlar için. Ya yani dersin ki sen ya abi işte ne yapalım hayat devam ediyor falan tam devam ediyor kardeşim sen de devam et Allah kabul etsin. Yani hep söylüyorum ben kimin ne kadar ciddiye aldığı, kimin ne kadar abarttığını, kimin ne kadar abartmadığını toprağın altına girdiğimizde anlayacağız. Üstad ne dedi? Bak ben halvet ve uzlet diyorum 90 yıllık manevi bir hayatı kazandıracak bir halde istifade etmeye başladım diyor. Ne yapacağız kardeşim? Ona göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Dizayn edeceğiz. Eğer işin ciddiyesini diyecek tabi. Özellikle bu aylarda yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi de duadır. Mesela her gece en azından teheccüd namazına kalkma için dua edelim. Tabi sabah namazını kaçırmadan. Yani teheccüd namazına kalkacağım diye sabah namazını kaçırırsanız olmaz. Yani 100 tane teheccüd namazı bir tane sabah namazı etmez. İki, sabah namazının iki rekatlık sünneti dünya ve içindekine hayırlıdır diyor. Bak sünnet böyle. Farzı sen hesap et yani. Ama en azından teheccüd namazına kalktığımızda veyahut da işte namaz vakitlerinde mutlaka ve mutlaka duada bulunalım. Çünkü cumada hususen saat icabede hem şuuru selasete hem leyle-i meşhurede hem Ramazan'da hem leyle-i kadirde de yapılan dualar kabule karın olması rahmet ilah eden nedir? Me'muldür. Yani kabulü yüksek ihtimaldir. Dolayısıyla bu zaman dilimini mutlaka duayla geçirelim. Bakın özellikle şimdi Filistin hadisi bizi etkiliyor değil mi? Yani o hadise için mutlaka çok dua etmemiz lazım. ve kendi evlatlarımızın hali perişan zaten. Evlatlar telefon kolik olmuş yani. Ondan sonra biz çocukları acıyoruz o Filistin'deki ölen çocukları. Ben kendi çocuklarına bakıyorum evde. Ondan sonra 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat ekran süreleri tamam bakıyorsun. Ya yani ne oluyor bak manen ölüyor çocuklar yani. Dua edeceğiz yani. Dua etmemiz lazım. Tehlike çok büyük. Tehlike çok büyük yani. yani anne babalar o şurada olmamız lazım hepimizin. Bu vakitler işte bu doğanın vesilesidir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var. Bunu mutlaka çokça zikretmek lazım yarından itibaren. Recep diyor Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan da ümmetin ayıdır. Şimdi ben bu hadis-i düşünürken şöyle bir tefekkürde bulundum. Allah yani üç tane ay var. 3 ay içerisinde ben eğer bu ayları doğru geçirirsem, doğru geçirirsem manevi bir doğuşa çıkacağım. Doğru mu? Yani manen yeniden doğmuş olacağım. Sıfırlayacağım yani kendimi. Çünkü hadiste sarı ifade var. Diyor ki Ramazan ayına ulaşıp da diyor cehennemden azat olmayanın burnu yerde sürsün. Bunu Cebrail Aleyhisselam söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da amin diyor. Cuma vakti hutbede yapılan bir dua bu. Ya bu ne demek? Bunu herkes beddua olarak düşünüyor. Ben düşünmüyorum. Yani o kadar çok rahmet taşacak ki bundan nasipsiz kalmanın imkanı yok yani. Allah'ın izniyle. Eğer doğru geçirirsek. Aklıma şöyle bir çizelge geldi. Bakın Kur'an-ı Kerim'in dört tane ana konusu var. Birisi tevhid, birisi nübüvvet, birisi ibadet. Birisi de haşir. Şimdi bu aylarla ben bu hadiste geçen manayı birleştirmeye çalıştım. Recep Allah'ın ayı. Doğru mu? Benim bu Recep ayında talim etmem gereken en önemli ders tevhid dersidir. Tevhid dersine önem vereceğim. Şaban ayına girdiğimizde Şaban ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayıdır. Ben bu Şaban ayında Nübüvvetle ilgili derslere emniyet vereceğim. Ramazan ayı ümmetin ayıdır. Bu ayda da ben ibadetle hemhal olacağım. Bakın tevhid, nübüvvet ve ibadeti birleştirdiğimde bu üç ayda bu manaya muvaffak olduğumda inşallah haşir manen yeniden doğmuş olacağım. Bakın 90 yıllık bir manevi ömrü kazanmış bir şekilde yeniden doğmuş olacağım. Allah hepimizi muvaffak etsin. Yani çok büyük bir ikram veriliyor yani. Son olarak şunu da okuyup bitiriyorum dersi. Efendimizin duası. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Bakın, bir süreç geçireceğiz. Recep ayını şuurlu bir şekilde dolu dolu geçirirsek bu iyi bir Şaban ayı netice verecek. İyi bir Şaban ayı, tefekkürlü, ibadetli bir Şaban ayı geçerse bizi iyi bir Ramazana hazırlayacak. Ramazan en zirve zaman ve iyi geçirilmiş Recep ve Şaban ayının neticesinde iyi geçirilmiş bir Ramazan ayı belki de bizim bir senelik komple manevi hayatımızı etkileyecek ve bize 90 senelik manevi bir ömrü kazandıracak. O kadar kıymetli bir zaman dilimine giriyoruz. O yüzden azami ihtiyat, azami gayret, azami ondan sonra ciddiyet gerekiyor. İnşallah Mevla bu üç ayın kadro kıymetini anlamayı, yaşamayı peşe nasip eylesin. Üstadın bir duası var ve tebriği var. Onu da okuyup bitiriyorum. Bütün ruhu canımızla recebi Şerif'inizi ve şuuru selasenizi tebrik edip Cenabı Erhamur Rahim'den niyaz ediyoruz ki hakkınızda ve hakkımızda 80 sene bir manevi ömrü kazandırmaya bu üç mübarek ayı vesile eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.